Ayşe, çek, çek, çek. Oh, aman. Aman. Bebeği yaşıyor. Kıpırdandı, kıpırdandı. Şükür, şükür ona bir şey olmamış. Ay, kendi canına kıymak isterken karnındaki masuma da kıyacaktın ha. Yazıktır, günahtır kızım, yazıktır, günahtır. Ben bu bebeği nasıl doğuracağım dedeme? Ben bu bebeği nasıl doğuracağım? Ya kızım, bizler nasıl doğurduysak işte sen de öyle doğuracaksın. Yapamam. Ya ben bu bebekle bir başıma ne ederim? Ne bir başına kızım? Ha? Biz varız. Adrem var. Olur mu öyle şey? Hani baban doğru söylüyor kızım. Ben doğru söylüyorum. Aileye bak. Hizaya gel amca. Kudre, sen de her lafa laf kondurma. Ya verilmiş sadakamız varmış. Bak, hayatla karındaki bebesi bu akşam ölümden döndü. Bak neden doğru söylüyor. Allah ikinizinde yaşamasını istiyor. Sen bir doğur. Bak kucağına al bebeğini. Her şey geçecek, unutacaksın ya. Kızım sen de ölümlerden döndün. Şimdi niye kendi elimden ölüm isteyesin? Ha kızım benim. Baba, bu bebek kabulüm değildir. Hadi. Ana, insan kendisini asınca ölür mü? Kızım ne biçim soru öyle. Bu yaşta böyle şeyler sorma, hadi. Ama... Lavin, hadi geç yat kızım, hadi. Hadi kızım. Peki ana. Bu olanları okulda anlatayım deme mi kızım? Rezilliğimiz ayyuka çıkmasın. Yok, anlatmam, merak etmeyin siz. Hadi kızım, geç yat sen. Ağzından çıkanı kulağın duymuyor herhalde. Hayatım yaptığı rezillik falan değil. Ondan sonra bu evde ona kim ilişirse karşısı da beni bulacak. İşte o zaman rezillik neymiş görürsün. Varsa yoksa hayat. Varsa yoksa senin çocukların. Bu evde başka çocuklar da var Cennet Hanım. İkisi hapiste, biri kayıp. Cennet Hanım, hayatın yaptığı kuru kuruya Niyaz. Bak, benim çocuklarım hapiste acı çekiyor. Üstelik Bekir'ime ne olduğunu da bilmiyorum ha. İsmail'in söylediği bir kulağımızdan girip öbüründen çıkmak. Burası sultan haremi değil. Anadolu'da yoksul bir hane. Senin benim yok. Ne diyeceğim size? Bu çocukların hepsi benim çocuklarım. Anladınız mı?